Değerli Efsane TV izleyicileri, bugün NATO'ya neden girdiğimizi ve NATO'dan çıkma meselesi üzerine konuşacağız. NATO, Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü, 12 batılı devletin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda ortak hareket etmeyi ve sürekli işbirliğini sağlamak amacıyla kurulmuş, özellikle de Sovyetleri batıda sınırlandıran askeri savunma anlaşmasıdır. 1949'da kurulmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği, Türkiye'den toprak ve boğazların savunması için ortak askeri üs talebinde bulunmuştu. Sovyet tehdidine karşı batıya sığınmak zorunda kalan Türkiye, NATO'ya girmek istedi. Türkiye, NATO'ya iki kez başvuruda bulunmuştur. İlki Mayıs 1950'de CHP hükümetince, diğeri de Ağustos 1950'de Demokrat Parti hükümetince başvuruda bulunmuştur. Ancak bu başvurular reddedilmiştir. Kore Savaşı'nda Türkiye, Kore'ye meclis kararı alınmaksızın asker yolladı ve uzun çabalardan sonra NATO'ya kabul edildi. NATO'ya kabul edilişte ABD'nin Sovyetlere karşı ülkemizde üs kurmak istemesi de etkili olmuştu. 16-20 Eylül 1951'de Kanada, Ottawa'da toplanan NATO Bakanlar Kurulu Türkiye'yi üyeliğe kabul etti. Amerika Soğuk Savaş'ta Yunanistan ve Türkiye'nin jeostratejik ve jeopolitik önemini çok iyi biliyordu. Truman Doktrini çerçevesinde bu iki ülkenin Batı savunma sistemi içinde düşünülmesi kabul edildi. Avrupa'nın yeniden inşası için Marshall yardımı bu ülkeleri de kapsayacak biçimde genişletildi. Türkiye'nin Sovyetlere jeostratejik yakınlığı sebebiyle Türkiye NATO'nun ileri karakolu haline gelmiş oldu. Amaç Avrupa'nın güvenliği açısından Almanya'nın yeniden tehdit oluşturmasına izin vermeden Sovyetleri engellemekti. Türkiye Yunanistan ile birlikte üye oldu. NATO üye ülkelere yardım yaptı ve bu yardımı silahlı kuvvetlerdeki asker sayısına göre belirlediği için Türkiye çok yardım almak amacıyla tüm silahlı kuvvetlerini NATO emrine vermişti. Sovyetlerin çökmesinden sonra NATO'nun da işlevi değişmiş, ABD öncülüğünde ve denetiminde Balkanlar, Afganistan ve Libya harekatlarını yapmış, böylece bir anlamda dünya jandarmalığına soyunmuştur. NATO artık günümüzde Amerika'nın bir ticari örgütüdür. Gelelim çok konuşulan NATO'dan çıkma meselesine. Cümle olarak basit, sade ve insana pratik gibi geliyor. Ancak ordunun 1952'den beri NATO ordusu olduğu da bir gerçek. Bütün silah sistemleri, hatta askeri eğitim, kitaplar dahil Amerikan sistemidir. Savaşı veya metotlarını anlatan belgeler, strateji ve taktik buradan alınmadır. Birlikler muharebe tarzlarını hep buradan almıştır. Silah sistemleri de dahil bütün sistem oraya aittir. Mesela kullanılan helikopterler kimin? Kobralar, Skorskiler kimin? Mesela Çinlilerle bir füze anlaşması hikayesi vardı. O kadar emek, gayret ne oldu? Amerika hayır dedi ve bitti. Söylemek kolay, yapmak zordur. Bu denileni yapabilmek için çok büyük bir politik ve stratejik değişiklik gerekiyor. Bunun kararını bir parti veremez. Meclisin alması gerekir. Atlantik Savunma Birliği Anlaşması'ndan çıkmak, ben gözümü kararttım, siyasi sorumluluğu da üzerime aldım denilerek verilecek bir karar değildir. İkinci olarak geçiş yıllar sürer. Bütün silah sistemleri, eğitim, tesisat, her şey etkilenir. Bağımsız bir ülkeysen yaparsın, demokratsan yaparsın. Harp sanayinin milli olması gerekir. Karada, denizde, havada milliliği %50-60'lara çıkartmadan yapamazsın. Önce bu seviyeye gel ki sonra başındık olarak bu işe kalkışabilesin. Yoksa yapmaya kalkarsan bile mümkün olamaz.